Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Bu derste çok önemli bir kavram olan kardinaliteden bahsedeceğiz. Kardinalite bir sütundaki tekil değer sayısının yüksekliğiyle ölçülür. Bir sütundaki tekil değer sayısı ne kadar yüksekse kardinalitesi o kadar yüksek demektir. Düşük kardinalite bizim her zaman için arzu ettiğimiz bir durumdur. Çünkü Power BI dosya büyüklüğünü en çok tetikleyen konulardan bir tanesi yüksek kardinalitedir. İkincisi de veri modelinde yazdığımız metriklerin eğer daha performanslı çalışmasını istiyorsak olabildiğince düşük kardinaliteye sahip sütunlarla çalışmamız lazım. Şimdi birazdan iki tane farklı Power BI dosyası açacağım ama dosyaların içinde ne var kısaca dosyaları açmadan önce bir tarifleyeyim. Power BI dosyalarından bir tanesinde 6 tane tablo var her bir tabloda 2 milyar satır küsür satır var ve toplamda 12 küsür milyar satır içeren bir dosya. Böyle bir Power BI dosyası açacağız birazdan. Bir başka Power BI dosyasında tek bir tablo var ve epitopu 5 tane sütun var. 1 2 3 4 5 ve 2 tane satır var. Hangi Power BI dosyasının dosya büyüklüğü sizce daha büyüktür? 12 milyar çok daha büyüktür diye tahmin ediyorsunuz büyük ihtimalle ama öyle değil. Dosyaları açtım. Sağdaki Power BI dosyası tek bir tablodan oluşuyor. Happy topu 2 satırdan oluşuyor. Tablodaki sütunlar da bunlar. Ürün ID falan falan Happy topu 4 tane sütun, 2 tane satır. Soldaki Power BI dosyası 6 tane tablodan oluşuyor. Her bir tabloda iki küsür milyar satır var tablo yapısı bu. 12 milyar satır var belki toplamda ama tabloların sütun değerlerine baktığımızda sadece iki tane tekil distinct değer görüyoruz. Bir ya da 2 diyor ama 12 küsür milyar satır içeriyor bu dosya. Sağdaki dosya kardinalitesi yüksek olan bir dosya. Sağdaki dosyanın dosya büyüklüğü 25 megabayt. 12 milyar satır içeren Power BI dosyasının büyüklüğü hepi topu 88 kilobayt. Tekrar dosyalara dönüyorum. Sağdaki dosyanın sadece 2 satır 4 sütun olmasına rağmen dosya büyüklüğünün daha yüksek olmasının sebebi kardinalite. Şimdi daha önceki derslerde lütfen mutlaka kapatın dediğimiz Tarih tablosu dersinde mutlaka kapatın dediğimiz bir Auto Date Time özelliği vardı hatırlarsanız. Arkada bizim görmediğimiz tarih tabloları oluşturuyor demiştik. Ve bu dosyada da iki bu tabloda da iki tane sütun var tarihlerle ilgili. Ve bu dosyanın bu Power BI dosyasının Auto Date Time'ı açık. Bunun anlamı şu. Eğer Auto Date Time açıksa Power BI bizim arkada görmediğimiz lokal tarih tabloları tutuyor. O tarih tablolarına bir bakalım isterseniz. Bu Power BI dosyasına DAX Studio ile bağlanalım. O bizim görmediğimiz tarih tabloları burada ve şuradaki advanced kısmından view matrix açarsak kardinalitesi yüksek, son derece yüksek tarih tipinde sütunlar olduğunu görürüz. Biz bu tabloları görmüyoruz ama arkada hidden gizli bir şekilde duruyor ve inanılmaz seviyede yüksek bir kardinaliteye sahip. Eğer bu lokal dosya içinde auto date time'ı kapatırsak iki dosyanın büyüklüğü 3 e aşağı 5 e yukarı aynı seviyeye gelecektir. Kapatalım. Auto date time'ı kaldırıyorum dosya büyüklüklerine bir daha bakalım. Kaydettikten sonra Auto Date Time kapatınca daha büyük olan dosyanın dosya büyüklüğü 25 küsür megabayttan 39 kilobayta düştü. Power BI'deki dosya büyüklüğünü en büyük tetikleyen, en çok tetikleyen etkenlerden bir tanesi etkenlerin başında kardinalite geliyor. O yüzden mümkün mertebe kardinaliteyi düşürmemiz lazım. Peki başka örnekler yapalım. Kurduğumuz Kontoza modelindeki sütunlara bakalım. Kurduğumuz Kontoza satış modelinde Power Query'i açtım. Bir sütunda kaç tane tekil değer var, distinct değer var, unique değer var bunları anlamanın yollarından bir tanesi belki de en kolayı Power Query tarafındaki column distribution ve column profile özelliklerini kullanmak. Satışlar tablosundaki tarih sütunlarından bir tanesini seçtim. Buradaki tablardan View'un altından Column Profile'ı ve Column Distribution'ı açıyorum. Seçili olan sütundaki değerlerle ilgili bana istatistik bilgiler veriyor. Bunlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi bu üstteki tekil değer sayısı, distinct değer sayısı, unik değer sayısı bilgileri artı eğer datamla ilgili bir hata vesaire gibi null gibi kayıtlar içeriyorsa onlarla ilgili görebileceğim Sütun istatistikleri. Şimdi modelinizde fazla sayıda tarih sütunu varsa bir kere auto date time'ı mutlaka kapatmanızı isteyişimizin sebeplerinden bir tanesi bu. O best practice. Eğer kapatmazsak arkada kardinalitesi oldukça yüksek tarih tabloları oluşturuyor. Hiç de işimize yaramıyorlar. Kardinaliteyi düşürmek için model tarafında yapabileceğimiz başka şeyler de var. Bir kere bütün veri modellerine çalışırken fake tablolarından Dimension tablolarından size sadece ve sadece lazım olan sütunları alın lütfen. Yarın bir gün lazım olur düşüncesiyle bir sütunu ekliyorsanız modelinize o sütunu gerçekten o sütun lazım olduğu zaman ekleyin. Olabildiğince minimum sayıda sütunla çalışmak, olmazsa olmaz sütunlar haricinde geri kalan her şeyi modele almamak önemli bir best practice ve çok kolay bir kural. Ama mutlaka modelde lazım olan sütunlarımız var. Teslim tarihine göre işlemler yapacağız, metrikler yazacağız, almak zorundayız. Okey. Kardinaliteyi düşürmeniz gereken sütun tiplerinden bir tanesi date time tipindeki sütunlar. Şimdi buradaki teslim tarihinde date'e ek olarak yani güne ek olarak saat, dakika, saniyeye kadar bir küsurat var. Eğer veri kaynağından bu verileri çektiğinizde bu bölümler dolu geliyorsa, yani saat, dakika, saniye de değerler varsa ve siz bu sütunu date time tipinde bırakırsanız, bu sütun altındaki, bu sütundaki bütün değerler neredeyse tamamı tekil olacaktır, unik olacaktır. Ama yok saat kısmı, dakika kısmı size lazım değilse yapmanız gereken ilk hareket mutlaka o date time tipindeki sütunun tipini date time'dan Date'e çevirin. Aynı gün içerisinde farklı saatlerde 100 tane kayıt varsa ve siz saat bilgisi dakika bilgisiyle aldıysanız O 100 farklı değer demek. Sırf bir gün için. Ama date time'dan Date'e çevirirseniz o 100 bir anda 1'e düşecek. Bir başka best practice gene kardinaliteyi düşürmek adına DateTime tipi sütunlarla çalışırken Peki date olmuyor. Saate de ihtiyacımız var. Dakikaya ihtiyacınız var mı? Saniyeye ihtiyacınız var mı? Muhtemelen yoktur. Eğer böyle bir durum varsa date time tipindeki o sütunu date kısmı ayrı, time kısmı ayrı olacak şekilde lütfen split edin, ayırın. Neyi kastediyorum? Yapalım bir örneğini kullanabileceğimiz şeylerden bir tanesi tarih sütunlarından herhangi bir seçiliyken hangisini split etmek istiyorsak Home tabındaki Split column kullanmak. Burada By Delimiter deyip yani herhangi bir karaktere göre ayıracağım ben bunu deyip örneğin buradaki Date Time tipinde arada boşluk var. Buraya boşluk yazabilirim. Eğer bunu yaparsam Date ve time kısmı ayrılıyor olacaktır. Ayırdığım zaman burası date'den rakama dönüştüğü dikkat ederseniz date'e çevirebilirsiniz. Tekrar tarih bilgisine döndü. Bu şekilde yaptığınızda kardinalitesi yüksek olan bir date time sütununu kardinalitesi daha düşük olan iki farklı sütuna ayırmış oluruz. Gün için her bir yılda 365'e düşürürsünüz saatle çalışıyorsanız sadece sadece 24'e düşürmüş olursunuz. İkisi tek bir sütun olarak kalırsa cardinalitesi muhtemelen daha yüksek olacaktır. Date time tipindeki sütunlarla ilgili yapmamız gereken best practice'ler bunlar. Time kısmında ihtiyacımız yoksa date yap. Time kısmına ihtiyacımız varsa mümkün mertebe saatle yetinelim. Dakikaya kadar ihtiyacımız varsa onu da almamız gerekir elbette ama mümkünse saatle sınırlı bırakalım ve date kısmını ayrı, time kısmını ayrı olacak şekilde split edelim. 2 3 farklı sütuna bölelim. Bir başka kullanabileceğimiz teknik kardinaliteyi düşürmek adına numerik sayılarla ilgili, daha doğrusu sayısal sütunlarla ilgili buradaki rakamla ilgili, rakamlarla ilgili, sütun tipleriyle ilgili seçebileceğimiz birkaç farklı opsiyon var. Tam sayısı tam sayıdır problem yok ama decimal number'ın kesinliği yani o virgülden sonraki precision yüksekliği fix decimal number'a göre daha yüksektir. Eğer bu decimal number'ı fix decimal number yapmakla ilgili bir sıkıntı yoksa decimal number olan bütün sütun tiplerini fix decimal number'a çevirebilirsiniz. Bu aynı zamanda parasal birimlerle parasal miktarlarla uğraşırken kullandığımız sütun tipi aynı zamanda. Bu yaptığım stepleri siliyorum. Tekrar geriye alacağım. Bir başka best practice de bunun ne kadar etkili olduğu tartışılır. Çünkü biraz önce gördük 12 milyar satır içeren bir dosyanın inanılmaz derecede sıkıştırılabildiğini gördük. Power BI'nin satır sayısıyla ilgili çok fazla bir derdi yok genellikle ama... Gene de olabildiğince de az satır sayısıyla çalışmak da kardinalite anlamında biraz avantaj sağlayabilir. Bunların hepsini sıralamak gerekirse kardinalite özelinde mutlaka otoday time kapatın ve bir tarih tablosu kullanın nizami bir şekilde nasıl olması gerektiğini daha önceki derslerde gördük. Date time sütunları çok kritik. Time kısmına ihtiyacınız yoksa direkt date yapın. Time kısmına ihtiyacınız varsa date ve time olarak iki sütuna ayırın. Henüz de tarafına geçmedik ve bir hesaplanmış sütun yaratmadık ama hesaplanmış sütunların sıkıştırılma tekniği veri kaynaklarından okuduğumuz, Power Query tarafında veri kaynaklarından okuduğumuz sütunların sıkıştırılma tekniğine göre biraz daha zayıf, biraz daha düşük. Eğer 1 GB limitine yakın dosya büyüklükleriyle çalışıyorsanız tüm bu biraz önce bahsettiğimiz best practice'leri yapmanıza rağmen o limitlere yaklaşıyorsanız Hesaplanmış sütun var mı modelinizde? Hesaplanmış sütun olarak DAX tarafında ekle, eklemeniz mi gerekiyor? Yoksa bunu Power Query tarafında yapabilir misiniz? Ya da veri kaynağı tarafında yapabilir misiniz? Lütfen onlara bir bakın. Sıkıştırmaları aynı oranda değil çünkü. Hesaplanmış sütunlar daha yüksek yer kaplıyor. Karnelite basit bir terim, basit bir kavram. Ama dosya büyüklüğü ve yazdığımız metriklerin daha performans çalışması açısından önemli bir kavram aynı metrik kardinalite yüksek diyelim 5 saniye çalışacaksa aynı metrik kardinalite çok düşük 1 saniyeye kadar inebilir. Abartarak söylemeye çalışıyorum ki konunun önemini anlayalım hep birlikte.